Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Amerika'da bir temiz mahkemesi daha Başkan Donald Trump'ın nüfusu Müslüman ağırlıklı 6 ülkeye getirdiği geçici seyahat yasağının aleyhine karar verdi. Trump'ın kararnamesinin belirli kısımlarının uygulamasını durduran Hawaii Federal Yargıcı'nın bu kararına ilişkin dosyayı gözden geçiren San Francisco'daki 9. Temiz Mahkemesi bir alt mahkemenin kararını onaylamış oldu. Ayrıntıları aktarmak üzere Mehmet Toroğlu karşımızda. Mehmet, kararnamenin ABD Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesi bekleniyor ancak gelinen noktada nedir son durum? Evet, seyahat yasağının ilk versiyonu da temiz mahkemesinden dönmüştü. Şimdi ikinci versiyonuna ilişkinde ikinci kez bir temiz mahkemesinden dönüyor. Yürütmenin durdurulması kararı geliyor bir mahkemeden. Bu sefer San Francisco'daki 9. Temiz Mahkemesi Trump'ın kararnamesinin belirli kısımlarını uygulamasını durduran Hawaii Federal Yargıcı'nın bu kararına ilişkin dosyayı gözden geçirmişti ve mahkeme kararını dün açıkladı ve Hawaii Yargıcı'nın kararını onayladı. Bu gelişmeyle mahkeme, yani bir alt mahkemenin kararını onaylamış oldu. Yani yasak yürürlükte kalmaya devam, yasağın durdurulması aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecek. Mahkemenin seyahat yasağının aleyhindeki bu kararından önce de Virginia eyaletinin başkenti Richmond'daki 4. Temiz Mahkemesi 25 Mayıs'ta Maryland eyaletindeki bir alt mahkemenin yine yasağın belirli kısımlarını iptal eden kararını onaylamıştı. Şimdi Trump yönetimi 1 Haziran'da Hawaii ve Richmond'daki temiz mahkemelerinin kararlarını geri çevirmesi ve yasağı tekrar yürürlüğe koyması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı. Şimdi dosya Anayasa Mahkemesi'nin önünde, mahkemenin kararı bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Trump göreve gelir gelmez seyahat yasağı kararnamesi imzalamıştı ve o kararnamede, ilk kararnamede nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülke vardı ve kararname oldukça ağır, sert koşullar içeriyordu. Yani işte vizesi olanlar, yeşil kartı olanlar bile dahil ediliyordu. Mahkemeden dönmüştü. Onun üzerine kapsamı daha daraltılmış, ülke sayısı 6'ya indirilmiş yeni bir kararname imzaladı. Ama o da işte temiz mahkemelerinden dönmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi şimdi Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı görüşmesi ve bu konuda bir kararını vermesi bekleniyor Amerika'da. Mehmet, bu arada Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Senato'daydı biz yayına başladığımız sıralarda. Tillerson'un gündeminde neler var, onu da senden alalım. Evet, oturum hala devam ediyor. Dışişleri Bakanı Tillerson bu hafta Kongre'de 4 ayrı komisyonda bütçe oturumlarına katılacak. Senatörlerin ya da Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Bunların ilki Senato Dış İlişkiler Komisyonu'ndaydı. Bu sabah hala da devam ediyor. Oturumda bazı senatörler Başkan Donald Trump'ın sunduğu bütçe teklifinde Dışişleri Bakanlığı için keskin kesintiler planlanmasını eleştirdi. Bunun Amerika'nın dünya genelindeki faaliyetlerine, bakanlığın programlarına, işte insani yardım faaliyetleri olsun, baskıcı rejimler altındaki toplumlara destek faaliyetleri olsun, bunlara, bu kabiliyetine zarar vereceği uyarısında bulundular. Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker daha da ileri gitti. Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için öngördüğü bütçenin Kongre'den geçmeyeceğini, bunun söz konusu bile olmadığını net ifadelerle vurguladı. Tillerson'da bakanlık ve Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kurumsal bir yeniden yapılandırmadan geçirmeyi planladıklarını söyledi. Trump'ın bütçe kesintisi planını destekledi, desteğini açıkladı ve bunun bakanlığın programlarının etkinliğini artırmayı amaçladığını söyledi. Bu kapsamda işte bu yeniden yapılandırma çalışmasının da bu yılın sonlarına doğru başlatmayı planladıklarını açıkladı. Oturumun şu ana kadarki bölümünde Rusya ile ilişkiler, Kuzey Kore, Suriye gibi konular gündeme geldi. Tillerson, Amerika-Rusya ilişkilerinin tarihte şu ana kadarki en kötü dönemlerinden birini yaşadığına ve daha da ilişkilerin kötüleşmekte olduğuna dikkat çekti. Ama ilişkileri tekrar istikrara kavuşturmak istediklerini söyledi. Suriye konusunu örnek verdi. Suriye'de Rusya ile birlikte çalışma çabalarında olumlu yönde ilerlediklerini anlattı. Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bir soruyu yanıtlarken Moskova ile iletişim hatlarını kapayacak bir adım, bir şey yapmak istemediğini belirtti. Balistik füze denemeleriyle gündeme gelen, tepki çeken Kuzey Kore konusu gündeme geldi. Kuzey Kore'ye baskının artırılması noktasında da Amerika olarak Çin ve Rusya ile birlikte çalışmakta olduklarını söyledi Tillerson. Çin'in bu manada gözle görülür adımlar attığını belirtti. Kuzey ile Kore ile iş yapan ülkelere olası yaptırımlar konusunu gözden geçirdiklerini söyledi. Bu konuda
Kuzey Kore'ye baskı noktasında daha fazla uluslararası işbirliğinin, birlikteliğin olması gerektiği uyarısında bulundu. Kuzey Kore ile iş yapan Çin'deki kuruluşlar konusunu Pekin'le görüştüklerini söyledi. Bu arada son bir not, Savunma Bakanı Mattis de ayrı bir komisyonda, o da bütçe konulu oturumda konuşuyor. O da devam ediyor. Suriye'deki Amerikan güçlerini korumak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi Mattis. Ve Suriye'de rejim yanlısı güçleri operasyonları gündeme getirdi. Bunların kendini savunma amaçlı olduğunu söyledi. Hala devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Mehmet. Mehmet Toroğlu hem San Francisco'daki 9. Temiz Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın nüfusu Müslüman ağırlıklı 6 ülkeye getirdiği geçici seyahat yasağına yönelik kararını hem de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açıklamalarını aktardı. Ancak Washington'dan ayrılmıyoruz. Bir sonraki durağımız Kongre. Zira bugün gözler bir kez daha Kongre'de olacak. Adalet Bakanı Jeff Sessions, Rusya'nın Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimine müdahale ettiğine dair iddiaları araştıran Senato İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek bugün. Adalet Bakanlığı görevin adaylığının onay sürecinde Senato'daki ifadesinde kampanya sırasında Rus hükümet yetkilileriyle görüşmediğini söyleyen Sessions daha sonra Rus Büyükelçiliği ile iki kez görüştüğünü itiraf etmişti. Peki bugünkü ifade hem Adalet Bakanı hem de Trump yönetimi için ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabını almak üzere Kongre'ye Mehmet Sümer'e dönüyoruz. Mehmet, oradaki atmosferi aktarmak üzere sözü sana bırakalım. Geride bıraktığımız hafta içerisinde burada Amerikan tarihinin en önemli ifadelerinden, en önemli aynı zamanda televizyon yayınına dönüştüğü için televizyon yayınlarından bir tanesi gerçekleşmişti. FBI direktörü, eski direktörü James Comey, Senato binasında ifade vermiş ve Başkan Donald Trump'la aralarında geçen diyalogları, Rusya'nın seçimlere müdahale etmesiyle ilgili olarak FBI'nin yürüttüğü soruşturma, Başkan Trump'ın buna ilişkin tepkilerini anlatmıştı. Bu söylediğim gibi Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen televizyon programlarından bir tanesi oldu. İzleyiciler hatırlayacaklardır. Biz hatta barların, kafelerin önünden dahi yayınlar yapmıştık. Barlarda, kafelerde toplanıp insanlar bunu seyrettiler. Bugün de yine dikkatle takip edilen, James Comey'ninki kadar olmasa bile yine dikkatle takip edilen bir ifade verme süreci var. Bu defa Adalet Bakanı Jeff Sessions ifade verecek. Jeff Sessions da yine Senato'nun istihbarat komitesinde Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi olup olmadığına dair soruşturma komisyonuna, istihbarat komisyonuna bilgi verecek. Hatırlanacağı üzere bundan birkaç ay önce Jeff Sessions Adalet Bakanı sıfatıyla kendisini bu soruşturmayla ilgili çalışmaların dışına almak zorunda kalmıştı. Dışına aldığını açıklamıştı. Yani bu soruşturmanın içerisinde ben de dahil olabilirim, bir sıradan vatandaş, bir kongre üyesi gibi dahil olabilirim anlamına geliyordu bu. Neden bunu yapmak zorunda kaldı? Çünkü Jeff Sessions'ın da, yani Adalet Bakanı'nın da Rus Büyükelçiyle Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası esnasında iki defa görüştüğüne dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla o da böyle bir karar almıştı ve gerekmesi durumunda da Senato'da ifade de verebileceğini söylemişti. İşte o gün geldi çattı. Bugün Jeff Sessions Adalet Bakanı sıfatıyla İstihbarat Komisyonu'nda ifade verecek ve kendisine muhtemelen sorulacak sorulardan en önemlisi, Rus yetkililerle ne konuştunuz? Adalet Bakanı'nın da yürütmekte olduğu soruşturmalarda Rusya'nın Amerika seçimlerine, Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili ne tür verilere ulaştınız gibi sorular gelecek. Tabii bunların gizli olmayanlarını, kamuoyuna açık çünkü televizyonlarda canlı yayınlayacaklar. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılabilecek kadar olanını anlatacak. Ama Jeff Sessions, Adalet Bakanı'na sorulacak belki de en önemli sorulardan bir tanesi de geride bıraktığımız hafta ifade veren eski FBI direktörü James Comey'nin sözleri olacak. Ne demişti James Comey? Demişti ki biz Adalet Bakanı'nın kendisini Rusya soruşturmasının dışına alacağından, Rusya soruşturmasının dışına alacağından haberdardık. Bunu tahmin ediyorduk, bunu bekliyorduk dedi. Muhtemelen Jeff Sessions'a bu sorulacak. Yani FBI ne biliyordu da FBI direktörü sizin kendinizi Rusya soruşturmasının dışına, Adalet Bakanı kimliğinizi kullanmayacağınızı bu noktada ve soruşturmanın dışına çıkacağınızı söyledi. Hangi bilgiye sahipti? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Niçin Adalet Bakanı sıfatıyla bu soruşturmanın içerisinde yer almıyorsunuz da kendinizi dışarı aldınız, bu soruşturmanın dışına Adalet Bakanı kimliğinizden çıkarak dahil oldunuz? Bunları soracak. Tabii bunlara vereceği cevaplar önemli. Bir iddia daha sorulacak. O da nedir? New York Times gazetesi geride bıraktığımız hafta
Adalet Bakanı'nın tam da aldığı bu karar yüzünden, yani kendini soruşturmanın Adalet Bakanı kimliğiyle dışına alma kararını basınla Başkan Donald Trump'tan daha önce paylaşmış olduğu gerekçesiyle Trump'la Adalet Bakanı'nın arasında bir gerginlik olduğunu ve bu sebeple de Jeff Sessions'ın istifasını sunduğunu yazdı New York Times gazetesi. Muhtemelen bu da sorulacak. Başkan Donald Trump'la aranızda ne geçti? İstifa sundunuz mu gerçekten? Neden istifa sunma ihtiyacı hissettiniz? Bu da sorulacak sorulardan bir başkası. Yine James Comey'nin ifadesiyle ilgili olarak sorulacak bir başka konuda James Comey'nin Başkan Donald Trump'la yalnız kalmak istemediği Beyaz Saray'da yapılan görüşmelerde ve her defasında Jeff Sessions'a beni başkanla yalnız bırakma, mutlaka yanımda ol dediği ifade edilmişti. Dolayısıyla muhtemelen bu da sorulacak ve sorulacak sorulardan bir tanesi de öyle tahmin ediyorum ki hani neden sizden sürekli olarak yanında olmasını istedi? Sizce FBI direktörü neden yalnız kalmak istemedi başkanla gibi soruların muhatabı olacak bugün Jeff Sessions. Mehmet Sümer, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya'nın Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimine müdahale ettiğine dair iddiaları araştıran Senato İstihbarat Komisyonu'nda vereceği ifadeye ilişkin ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Mehmet. Stüdyo Washington gündemdeki diğer haberlerle devam ediyor. Amerika'nın Katar krizinin çözümü konusunda arabuluculuk girişimlerini artırmasına rağmen Başkan Donald Trump'ın geçen hafta attığı Twitter mesajları hala gündemde. Hatırlanacağı üzere başta Suudi Arabistan olmak üzere en az 7 ülke terör örgütlerine finansman sağlayarak bölge güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar'la her türlü diplomatik ilişkiyi kesmişti. Trump'a göre bölge ülkelerinin Katar'la ilgili kararı 2 hafta önce bölgeye yaptığı ziyaretin bir sonucu. Peki bu adım bölge için ne anlama geliyor? Amerika ve bölge ülkelerinin ne yönde planları var? Konuyla ilgili soruları Londra'daki King's College'da Katar uzmanı olan Andreas Krieg yanıtladı. Bazı Orta Doğu ülkelerinin Katar'la ilişkilerini kestiklerini açıklamasından sonra Başkan Trump tartışmalı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme damga vurdu. Katar uzmanı Andreas Krieg, Trump'ın tutumunu Amerika'nın sesine şöyle yorumladı. The reason that he hasn't said anything for the last couple of days. Haberin duyulmasından sonraki birkaç gün Başkan Trump'ın herhangi bir şey söylememesi dikkat çekiciydi. Ancak bu bence Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'ni belli kararlar almaları için aktif olarak zorlamak yerine başkanın önceden bilgilendirildiğini gösteriyor. Aslında Trump görüldüğünden de aktifti. Riyad'a yaptığı ziyarette muhtemelen bütün liderlere gördükleri herhangi bir tehlikeye karşı gerekeni yapmaları konusunda yeşil ışık yaktı ki onlar da tehlikenin Katar olduğuna karar verdi. Bence Trump bu konunun ne kadar karmaşık olduğunun farkında değil. Bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın Katar'a destek verdiğini düşünürsek Trump'ın aslında kabinesiyle aynı siyasi çizgide olmadığını görüyoruz. Uzman Krieg, Başkan Trump'ın Birleşik Arap Emiri ve Suudi Arabistan Kralı'yla başkan olmadan önce de birkaç kez görüştüğünü hatırlattı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Trump kabinesi arasındaki ilişki aslında Trump'ın başkanlığı öncesine dayanıyor. Trump, Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı aslında aktif hükümdarlık yapan Muhammed Bin Said'le Aralık ayında birkaç kez görüştü. Suudi Kral Muhammed Bin Salman'la da başkanlığı öncesi görüştü. Bu görüşmelerin hepsi Başkan Trump'ın Riyad'a yaptığı son ziyaret öncesinde gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri Washington'daki etkisini arttırmak için son 4-5 yıldır yoğun bir lobi faaliyeti yürütüyor ve genellikle de Katar'ı karalama kampanyasına yoğunlaşmış durumda. Trump da seçim kampanyası boyunca Obama'dan farklı siyaset izleyeceğini, insan haklarına önem vermek yerine istikrar arayacağını söylüyordu. Orta Doğu'dan gelen cihat tehlikesine karşı gerekenin yapılması için yeşil ışık yakan Trump kabinesi, Orta Doğu ülkelerini cesaretlendirdi. Şimdi de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söylemleri nedeniyle terörü finanse eden ülke haline sokuldu. Birçok Orta Doğu ülkesi cihatçı gruplara finansman sağlarken Katar gündeme geldi. Çünkü Katar'ı suçlamak diğerlerini suçlamaktan daha kolay. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Katar'la sınırı bulunan tek ülke olan Suudi Arabistan da komşusuyla olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'ın da cihatçı gruplara finansman sağladığı genel olarak biliniyor.
Suudi Arabistan buna rağmen Trump kabinesini kendilerine destek verme konusunda nasıl ikna edebildi? It's very hypocritical for Saudi Arabia to push that agenda considering Suudi Arabistan'ın cihat ideolojisinin yayılmasındaki rolü ve ününü göz önüne aldığımızda Suudi liderlerin Katar'ı terör örgütlerine finansman sağlamakla suçlamalarının ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum. Ben bunu Katar'ı savunmak amacıyla söylemiyorum. Teröre finansman sağlanması Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkelerinin karşılaştığı bir sorun. Çünkü körfez hükümetleri teröre finansman sağlanmasını önlemek için yeterince önlem almıyorlar. Burada kimin kimi terörist olarak gördüğünü bilirseniz aslında sorunun ne olduğunu kolayca anlarsınız. Örneğin Katar, El-Nusra, El-Kaide ve IŞİD gibi grupları terörist olarak görüyor. Katar hükümeti bu grupları desteklemiyor ve desteklenmelerine de izin vermiyor. Ancak Müslüman kardeşler gibi daha ılımlı sayılan gruplar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından radikal grup olarak görülüyor. Katar son 2 yıldır Müslüman kardeşlere verdiği desteği azaltmıştı. Yani her ne kadar Katar son yıllarda desteği azaltsa da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin neden şimdi bu sorunu gün yüzüne çıkardıklarını anlamak zor. Bu bence Trump yönetiminin Katar'ı kötülemek için Birleşik Arap Emirliği'ne sunduğu bir fırsat. Amerika'nın Katar'da önemli bir askeri üssü bulunuyor. Suudi Arabistan liderliğinde bazı Orta Doğu ülkelerinin Katar'la ilişkilerini askıya alması ve Başkan Trump'ın bu tutumu desteklemesiyle ABD ile Katar'ın ilişkilerinde ne gibi bir değişiklik olabilir? He's not aware of the implications of the things he says. Başkan Trump söylediği sözlerin neye mal olduğunu anlamıyor. Burada Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü bulunuyor. Irak, Yemen ve Suriye'ye yapılan uçuşların çoğu buradan kalkıyor. Aynı zamanda birçok uluslararası güç de burada temsil ediliyor. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri, Amerikan üssünün Katar'dan kendi sınırları içine taşınmasını istiyor. Ancak bu kadar büyük bir üssü kısa sürede başka bir yere taşımak imkansız. Ayrıca bence Amerika'nın da böyle bir niyeti yok. Katar'da çalışan yabancılar da endişeli. Krizin aşılması için Türkiye'de devrede. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Körfez krizinin görüşmeler yoluyla çözülmesi için temaslar devam ediyor. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Öte yandan Katar krizinde krize taraf olan ülkeler arasında önceden devam eden gerginliğin payı olduğu düşüncesi hakim Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden uzman Gerald Feierstein'e göre Amerika krizin çözümü yönündeki çabaları desteklemeye devam edecek. Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu bazı Arap ülkelerinin Katar'la ilişkilerini kesmesi Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açtı. Mısır ikinci bir emre kadar Katar uçaklarına hava sahasını kapattı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen'de Katar'la tüm hava, kara ve deniz trafiğini kesmeye hazırlanıyor. Ayrıca Katarlı diplomatlara kendi ülkelerine dönmeleri talimatı verildi. Tüm bu yaşananlar Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Gerald Feierstein için sürpriz değil. Çünkü kriz bölge ülkeleri arasında giderek tırmanan gerilimin doğal bir sonucu. Well, I think it's unfortunate. Understanding that. Bu talihsiz bir olay. Katar'la bazı bölge ülkeleri arasında farklı görüşler olduğu çok açık. Örneğin Mısır gibi. Özellikle siyasi İslam, Müslüman kardeşler gibi konularda. Amerika'nın yıllardır duruşu bu farklılıkların tartışılarak müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği yönünde olmuştur. Bu ülkelerin ve Amerika'nın ortak görüşü aşırıcılıkla mücadele ve İran'ın bölgede etkisini artırmasının önüne geçmek. Bu krizin temeli çok uzun yıllara dayanıyor. Yeni bir mesele değil. Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ya da Suudi Arabistan'la Katar arasında hep görüş farklılıkları vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudiler bu konuda hep çok açık ve net oldular. Ve Katar'ın Müslüman Kardeşler Örgütü ile ilişkilerini ve Mısırlı cihatçılara ev sahipliği yaptığını ortaya koydular. Yani eskilere dayanan bir mesele ama bugün bu noktaya taşınmasının nedeni Mayıs ayında Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamid Essani'nin yaptığı bir konuşma oldu. Her ne kadar ülkesinin siber saldırıya kurban gittiğini, çıkan haberlerin yalan olduğunu ve olayın soruşturulduğunu açıklasa da olay bu noktaya geldi. Katar'a mesafe koyan Körfez ülkeleri özellikle Doha'nın Mısır'daki Müslüman kardeşlere verdiği desteğe karşı çıkıyor.
Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak görüyor ve yasaklıyor. Uzmanlara göre krizin körüklenmesinde İran'ın rolü de büyük. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Riyad zirvesinden sadece birkaç gün önce Bağdat'a sürpriz bir ziyaret yaparak İran'ın etkin isimlerinden General Süleymani ile görüşmüştü. Katar hükümeti buluşma ile ilgili haberleri yalanlamadı. Körfez ülkeleri arasındaki farklılıklar aslında çok geniş bir yelpazede ama bugüne kadar bu ülkeler tüm farklılıklara rağmen beraber çalışmayı başardı. İran'ın bölgedeki etkisini artırmasını engelleme konusunda hemfikir oldular ve birlikte hareket ettiler. Katar, Yemen sorununun çözümü için oluşturulan koalisyona katılarak Suudi Arabistan'ı destekledi. Başka bölgelerde de beraber hareket ettiler. İşbirliğinin bu denli iç içe olduğu körfez ülkeleri arasında atılacak ters bir adım yaşananları daha da karmaşık hale getirir ve olumlu gelişmeler yaşanmasına engel olur. Trump yönetimi körfez ülkeleri arasında tırmanarak diplomatik krize dönüşen gerilimin bölgede dengeleri değiştirmeyeceği inancında olsa da bu konudaki duruşu merak konusu. Özellikle de Trump'ın Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan'la 110 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzalamasının ardından. Geçmişte buna benzer olaylar yaşandığında Amerika hep çok etkin bir rol oynadı ve bölgedeki dostlarını sorunu tartışarak çözmeleri konusunda teşvik etti. Daha önce yaşanan itilafların dışında kalan körfez ülkeleri de oldu, Umman ve Kuveyt gibi. Umarım bir kez daha Kuveyt ve Umman sorunun çözümü yönünde olumlu bir rol oynar. Şeyh Tamim geçen hafta Kuveyt'e gitti. Bence bu ziyareti anlaşmazlıkların çözümü için gerçekleştirdi. Amerika da bir kez daha bu çabaları destekleyecektir. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Gerald Feierstein, uluslararası topluma da seslendi ve yaşanan krizin terörle mücadeleyi engellemesinin önüne geçmek için birlik çağrısı yaptı. Körfez ülkeleri arasında derin görüş ayrılıkları ve farklı akımlar var. İslam ülkeleri ve Arap toplumu sınırları içindeki bu itirafın bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için kurulan koalisyonu zayıflatmasına izin vermemeliyiz. ABD bölgede sözü geçen bir ülke. Bu yüzden de Başkan Donald Trump'ın Körfez ülkelerinin Katar'a karşı aldığı izolasyon kararını destekler yöndeki açıklamaları bölgede suların bir süre daha durulmayacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan başlıkları Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Mehtap, söz sende. Amerikan basınından New York Times'a başlayalım. New York Times, Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny liderliğinde düzenlenen protesto gösterilerini geniş yer ayırıyor. Gazete, Rusya genelinde yüzden fazla kentte yolsuzlukların, siyasi ve ekonomik durgunluğun protesto edildiğini, Moskova'da 700'den, St. Petersburg'da ise 300'den fazla göstericinin gözaltına alındığını bildiriyor. Habere göre muhalif lider Alexei Navalny gösterilere katılmak üzere evinden çıkarken gözaltına alındı ve mahkeme tarafından izinsiz protesto eylemi düzenlediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bazı uzmanlar protestoları Rus gençliğinin önderliğini yaptığı bir yeni dalga olarak görüyor ve genç protestocular gösterilere sadece yolsuzluklara karşı oldukları için değil, aynı zamanda hükümetin demokrasi karşıtı uygulamalarını ve ifade özgürlüğünden yoksunluğu protesto etmek için katıldıklarını söylüyorlar. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın FBI'ın Rusya soruşturmasını yürütmek üzere özel savcı olarak atanan FBI eski başkanı Robert Mueller'ı görevden alabileceğine dair işaretler olduğunu bildiriyor. Habere göre yakın bir arkadaşı Başkan Trump'ın Rus yetkililerle Trump kampanyasında yer alan kilit isimler arasındaki olası bağları soruşturan Mueller'ı görevden alıp almama konusu üzerinde düşündüğünü söyledi. Trump'ın arkadaşı Newsmax Media'nın CEO'su Christopher Rudin'in PBS televizyonunda söyleşide yaptığı bir açıklama Beyaz Saray'da şaşkınlık yarattı. Mueller'ı görevden almak New York Times'a göre Trump açısından siyasi patlamaya yol açacak bir hamle olur ve Trump hakkında yeni soru işaretleri
aletleri oluşmasına da yol açar. Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan temsilciler meclisi eski başkanlarından Newt Gingrich başta olmak üzere, Rush Limbaugh olmak üzere çok sayıda muhafazakar yazar, radyo ve televizyon yorumcusu son zamanlarda Mueller'ın adil ve bağımsız olamayacağını dillendirmeye başlamıştı. Los Angeles'a geçiyoruz. Los Angeles Times gazetesinde Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağının bir engele daha takıldığı bildiriliyor. Gazete San Francisco'daki 9. Temiz Mahkemesi'nin federal göçmenlik yasasının bireyin uyruğuna dayalı ayrımcılığı yasaklayan maddesine ters düştüğü gerekçesiyle seyahat yasağının yürürlüğe girmesini engellediğini yazıyor mahkeme. Yasağın Kongre tarafından geçirilen göçmenlik ve uyruk yasasını zaten ihlal ettiği için anayasa ihlali tartışmalarına girmeye bile gerek kalmadığı yönünde karar aldı. Temiz Mahkemesi'nin başkan Bill Clinton döneminde atanan 3 üyesi de seyahat yasağının neden gerekli olduğu konusunda ikna edici açıklama bulunmadığını, Amerika'ya giriş yapmayı bireylerin uyruğuna göre belirlediği için de yasağın ayrımcılık temeline dayandığını kaydetti. Los Angeles Times'ın ana sayfasında yer verdiği bir başka haberde ise Amerika'daki perakende sektörünün içinde bulunduğu krizle ilgili haberlere göre tüketicilerin internet üzerinden alışverişe yönelmesiyle iflas bayrağı çeken perakendeciler kervanına her gün yenileri ekleniyor. Yatırım bankası Credit Suisse'ye göre Amerika'daki alışveriş merkezlerinin %20 ila 25'i önümüzdeki 5 yıl içinde kapanacak. Uzmanlar alışverişin kurallarını artık milenyum kuşağının belirlediğini ve perakendecilerin de ayakta kalabilmek için milenyum kuşağının hakimiyetindeki sektöre yeni bir bakış açısı getirmek zorunda olduğunu kaydediyor. Amerikan basınından öne çıkanlar böyleydi. Sözü sana bırakıyoruz tekrar Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.